Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıflar için olan sosyal bilgiler dersimizde konu işlemimize devam edeceğiz. Üretim, dağıtım ve tüketim konumuza devam ediyoruz. Bugünkü işleyeceğimiz alt başlıklarımız enerji kaynaklarımız ile dünyamıza sahip çıkalım konuları olacak. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle bu zorlu süreçte derslerimizden vazgeçmiyoruz tabii ki de. Online eğitime devam ediyoruz. O yüzden sınıftaki ders işleyişimiz nasılsa bunu online olarak sizlere aktarmak durumundayım. Tek farkı interaktif olması olmayacak sadece. O da nasıldı? Bizim derslerimizi hatırlayın. Çok sohbet, sizi derse çok kattığım şekilde ilerliyordu. Şimdi bundan biraz yoksun olarak ama hiçbir şey kesintiye uğramadan sizinle beraber bu dersi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi enerji kaynaklarımız. Biz hatırlayın, bundan önce turizm konusunu işlemiştik. Şimdi enerji kaynaklarımızdayız. Enerji. Enerji ne demek? Enerji türleri nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Önce bir tanımımıza bakalım. Diyor ki herhangi bir yöntemle ulaşım, ısınma, üretim gibi birçok ihtiyacımız için enerji üretilmesini sağlayan enerji kaynakları var. Bunlar iki türlüymüş. Biri yenilenebilir, diğeri yenilenemeyen enerji kaynakları. Hocam, yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji türleri nedir? Farkı nedir? Bunlara bahsedeceğiz şimdi. Yenilenebilir enerji dediğimiz sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışı. Yani güneş, rüzgar, bunlar bitmez arkadaşlar. Güneş var olduğu sürece ki milyarlarca yıl öncesinden beri var, şimdi de devam ediyor enerjisini yaymaya ve biz de bundan faydalanıyoruz. Güneş enerjisinden nasıl faydalanıyoruz? Güneş panelleri kurarak bundan elektrik enerjisi. Güneş panelleri sayesinde belki hatırlarsanız o yazlık evlerinin çatılarının tepesinde böyle bir yatay ayna gibi cam gibi bir şey vardır ve onun üzerinde bir bilitse değil de tabii ki de yarım tonluk bir depo vardır. O su o güneş ışınları sayesinde ısınır. Alın size bir güneş enerjisinden elde edilen bir enerji. Yani yenilenebilir. Bitmiyor. Rüzgar da aynı şekilde. Peki yenilenemeyen enerji nedir? Ona bakalım. Bunlar zaman içerisinde bitiyor ve yerinin dolması çok zor olan genellikle fosil kaynaklar. Fosil kaynak ne? Hemen size örneğini vereceğim, merak etmeyin. Bunlar kömür, petrol, doğalgaz. Bunları duydunuz değil mi? Kömür dediğiniz zaman aklınıza bitki fosilleri, yani bundan yıllar, binlerce yıl önce, hatta milyon bile olabilir. Çünkü dünyamızın yaşı çok yüksek, çok fazla. Hal böyle olunca bu bitkiler zamanla ölüyorlar diyelim. Hani nasıl ağaç büyüyor, en sonunda yapraklarını döküyor ve en sonunda çok yaşlanınca soluyor ve toprağın altına karışıyor değil mi? Bitkiler, sadece ağaç olarak düşünmeyin, tüm bitkileri kastediyorum. Bu bitkiler zamanla toprak altında kala 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 kömür haline geliyor. Peki hocam, petrol olay neyi? Petrol de bitkiler harici, yani insanlar ve hayvanlar ve daha çok hayvanlar, bunların toprak altında kalıp vefat ettikten, öldükten sonra zamanla başkalaşım haline geçirip petrol haline gelmesi. Doğalgaz da bunun gaz haline gelme süreci. Tamamen bu şekilde. Ancak fosil yakıtlara şöyle bir problem var. Bunları biz yakıyoruz ve enerji elde ediyoruz ya. Bunlar doğaya çok zarar veriyor arkadaşlar. Bunlar doğaya zarar verip sera gazları oluşturuyorlar. Sera gazları. Bu sera gazları neye sebep oluyor? Küresel ısınmaya sebep oluyor. Hocam, küresel ısınmaya sebep olması ne demek? Bu bizim duymuşsunuzdur. Ozon tabakası denen bir olay var dünyamızın katmanlarında. Bu ozon tabakası güneşin zararlı ışınlarını filtreleyip bize ulaşmasını engelleyen bir katman. Bu katman incelirse, zayıflarsa veya herhangi bir yerinde ufacık bile bir delik oluşursa bize güneşin zararlı ışınları gelmiş oluyor. Ve bu da kanserojen etkisi oluyor bize, insanlara karşı, hayvanlara karşı, bitkilere, canlılara karşı. Sadece bu mu? Hayır. Bir de özellikle bu küresel ısınma dediğimiz, hani buzullar eriyor diyoruz şu an gündemimizde, onlar var, hatırladınız mı? Ya da mevsimlerin şekli şemali değişiyor. Bizim ülkemizde bile tropikal iklimler görülmeye başladı. Hal böyle olunca
Bu fosil yakıtların kullanılması küresel ısınmaya sebep oluyormuş. Az önce bahsettiğim örneklerin olması şeklinde. Devam edelim. Ülkemiz enerjisinin büyük bir bölümü termik enerjidir. Hocam termik enerji nedir? Hemen bundan bahsedeyim size. Termik enerji dediğimiz şey, bu az önce bahsettiğimiz kömürün, petrolün ve doğalgazın ısı enerjisini kullanarak elde ettiğimiz bir enerji çeşidi. Hocam bu nasıl? Lignit, kömür çeşidi. Petrol zaten biliyorsunuz, fosil petrol, benzin, mazot dediğimiz şeyler, doğalgaz. Şimdi ben size bunun hafif bir mantığını anlatayım. Elektrik enerjisi üretme şekli genelde suyun buharlaşmasının gücünü kullanarak yaptığımız bir şeydir. Mesela bir tribün var, yani çark. Bu çarkın dönmesini istiyoruz. Bu çark dönecek ve motorun gücüne etki edecek. Ve motor çalışınca bu çarkın dönmesiyle bir elektrik enerjisi, o da bobinleri döndürecek ve bundan elektrik enerjisi üretilecek. Peki bu çarkı biz nasıl döndürürüz? Rüzgar üfler, döndürürüz. Rüzgar enerjisi değil mi? Baktığınız zaman. Ama sadece rüzgarla olmuyor. Mesela ülkemizin her yerinde rüzgar gücünden kullanamıyoruz. Rüzgar gücünden faydalanamıyoruz. E ne yapacağız? En basit, en eski yöntem, suyu buharlaştıracağız. Buharın gücüyle o çarkları döndüreceğiz. Ve bu sayede elektrik enerjisi üreteceğiz. Ben size daha önce çokça bahsettim derslerimizde. Neydi bu mesela? Doğalgazın ısısıyla, doğalgazı yakacağız. Onun ısısıyla. Aynı tenceredeki o fokurdama mantığını düşünebilirsiniz. Doğalgazın ısısını kullanarak suyu buharlaştıracağız. O buharın itme gücüyle, buharın türbinleri, çarkları döndürme gücüyle elektrik enerjisi üreteceğiz. Bunu doğalgaza da yapabiliyoruz. Bunu petrole de yapabiliyoruz. Bunu kömürle de, yani lignitle de yapabiliyoruz. Bunların mantığı termik enerji işte. Bir şeyi yakacağız, onun ısı enerjisini kullanarak suyu buharlaştırarak elektrik edeceğiz, elektrik elde edeceğiz diyorsak bu termik enerji oluyor arkadaşlar. Termik doğal olarak sıcak su değil. O termal. Onunla karıştırmayın. Termal ile bunu karıştırmayacaksınız. Termik, biz suyu alıp başka bir enerji kaynağının ısısıyla ısıtacağız. Termik bu anlama gelir. Geldik şu oluşumlarına göre enerji kaynaklarına. Yenilenemeyen enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları. Burada tablo yaptım ben size. O tabloda tek tek görelim şimdi. Yenilenemeyenler, yani kullandık bitti, bir daha oluşması çok uzun zaman alır. Neymiş bu? Petrol. Arkadaşlar, petrol günümüzde kullandığımız ürünlerin %80'inde, hatta 90'ında vardır. Ben minimum söyledim, fazlasıdır hatta. Yani telefonlar, plastik şişeler, kullandığımız bütün hemen hemen kimyasalların hepsi. Bu var ya, deterjanlar, dış macunları, şampuanlar, hepsinde petrol kullanılıyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Bu bizim kullandığımız tüketim malzemesi olarak, tabii ki de enerji olarak da petrolden çokça faydalanıyor. Lignit, kömür. Özellikle bizim Manisa'nın Soma ilçesinde lignit bolca, bol miktarda çıkartılıyor. Doğalgaz, keza doğada doğal halde bulunur. Fosil yakıtların gaz, fosil yakıtlar demeyelim de fosilleşmiş hücrelerin daha sonra gaz haline gelme süreci de doğalgaz işte. Nükleer enerjiden bahsedeyim. Nükleer enerji de bu 2. Dünya Savaşı zamanından nükleer enerji keşfediliyor. Bu ne? Atom çekirdeğinin parçalanması sonucu büyük bir enerji açığa çıkıyor. Bu enerji açığını patlama etkisini kullanarak bir ısı yayıyor. Bu çok yüksek ısı var arkadaşlar. 2000 santigrat derecelere kadar ulaşan bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Bu enerjiyi aynı o suyu buharlaştırma mantığı. Aynı, değişen bir şey yok. Yani o nükleer enerjinin ısısını çark döndürmek için kullanamazsın. O çarkı eritir. Ama sen nükleer enerjinin yaydığı ısıyı suyu buharlaştırarak belli başlı çarklara döndürerek enerji üretebiliyorsun. İşte bu da nükleer enerji oluyor. Hocam nükleer enerji niye yenilenemiyor? Arkadaşlar nükleer enerji, o atomun reaktörünü yaptın, onu biz doğada hazır halde yok o. Onu biz yaptık ve biz daha sonra onun kontrolünü sağlayacağız ve nükleerin ham maddesi bu lityum, titanyum falan değil, başka bir şey arkadaşlar. Uranyum denen bir madde var. Bu bir element, bu çok tehlikeli bir element. Bunu bulmak, bunu atom reaktörlerinde süreç
süreç geçirmesi. Yani size şunu söyleyeyim, çok muazzam bir iş aslında bu. O yüzden o kadar detaya girmenize gerek yok. Nükleer enerji de yenilenemeyen enerji türlerimiz arasına girer arkadaşlar. Yani uranyum alacaksın, sterilize ortamlarda parçalamalar, şunlar bunlar, çok zor işler arkadaşlar bunlar ki zaten dünyada 5-6 ülke bunu başarabilmiş. Tehlikelidir de nükleer reaktörlerin patlaması, en son mesela şey yaşandı. Nasıl desem, siz en son diziyle örnek oldu. Çernobil diye bir dizi çıktı ama siz izlememişsinizdir muhtemelen ama duymuşsunuzdur. O Çernobil zamanında bir nükleer reaktörün, nükleer enerji tesisinin patlamasından sonra ortaya çıkan bir afet diyelim, resmen ciddi bir afet. Çünkü hala şu an o reaktörün patlaması sonucu ortaya çıkan il, ilçe, bölge neyse şu an hala yaşam alanına kapalı orası. Giremiyorsunuz çünkü hala radyasyon yayıyor. O yüzden nükleer tehlikelidir, haberiniz olsun. Şimdi geldik dünyamıza faydalı, dünyamıza zararı olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarına. Güneş enerjisi, güneş, faydalanıyorsun güneşin ısısından, ışığından, bunu dönüştürebiliyorsun. Bunlar elektrik enerjisi, ısı enerjisi olarak faydalanabilirsin. Rüzgar enerjisi keza aynı şekilde, rüzgar tribünleri döndürüyor, rüzgar güllerini. Belki görmüşsünüzdür, Çanakkale'de çok var. İstanbul'un Silivri taraflarında gördüm ben, ardı ardına dizilmiş. Rüzgarın çok sert ve belli bir yönde geçtiği güzergahlara koyarlar rüzgar enerjisini ki bundan faydalansınlar. Jeotermal, az önce bahsettiğimiz termik olaydan farklıdır. Jeotermal, yerin altından çıkan doğal sıcak sudur. Doğal sıcak su. Hocam bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Bu, biz deprem bölgesiyiz. Özellikle Ege bölgesi ya da depremin yoğun olduğu, fay hatlarının olduğu bölgelerde bu jeotermal enerjiden rahatlıkla faydalanabilir. Mesela ben size örnek vereyim. Kaplıca suyu nereden geliyor zannediyorsunuz? Kaplıcaları biz kendimiz mi kombilerden ısıtıyoruz da insanlara veriyoruz? Hayır. Tamamen yerin altından doğal olarak bu su çıkıyor. İşte yerin altından doğal olarak çıkan sıcak suya, hani bayağı bir sıcak su, bunlar jeotermal enerji oluyor işte. Hidroelektrik enerji de şudur. Suyun itme kuvveti kullanılır. Barajlar var ya, barajlar. Bu barajlardan ben size mantığını anlatmıştım, hatırlayın. Tekrardan söylüyorum. Suyun aktığı derenin, nehrin kenarına bir set oluşturursun. O suyun akışını engellersin. Bir dağın yamacıdır. Bir dağın kesik uygun tarafıdır bu genelde. V şeklinde düşünün ya da. Bu baraj kapatılıyor. Su orada birikiyor, birikiyor, birikiyor. Yapay bir göl oluşuyor. En sonunda akmasını istiyoruz suyun ki bundan enerji elde edelim. O su akarken belli başlı enerji çarklarını döndürüyor ve bu çarklarda enerji üretecek bobinlerin çalışmasını sağlıyor ve elektrik enerjisi üretilmiş oluyor. Biyoenerji de hayvansal atıkların, gübre vesaire gibi, bunların dönüştürülmesiyle oluşturulan bir enerjidir. Hayvansal atıklar, bu fosilleri kastetmiyoruz. Hayvansal, özellikle gübre dediğimiz hayvansal atıkların dönüştürülmesi sayesinde biyoenerji bu şekilde kullanılmış oluyor. Şimdi enerji kaynaklarımız konusunu çok güzel bir şekilde işlediğimizi düşünüyorum. Konumuzun pekişmesi açısından birkaç tane kazanım testi çözelim ki bir de sorularla nasıl gelir, sorularda nasıl çözebiliriz onlardan bakalım. İlk sorumuz geldi arkadaşlar. Diyor ki bizim enerji çeşitlerimiz varmış, ikiye ayrılmış. Biz buradaki boşluklara uygun olanları koyacakmışız. Şimdi şuradaki boşluklar şu ve şu. Bakalım ülkemizde yapılan enerji faaliyetlerinin hangileri yazılacakmış buraya. Diyor ki sudan elde edilen enerji. Su diyor. Su diyorsa böyle hidroelektrik gibi. Bakalım devam edelim. Akarsuların önüne çekilen barajlar sayesinde bu enerji elde edilir. Hatırlayın. Az önce biz bahsetmiştik. Bu neydi? Hidroelektrikti. Suyun itme kuvvetinden, barajlar sayesinde. Hidroelektrik hem A'da var hem C'de var. Cevabımız daha tam gelmedi. Diğer kısma bakacağız. Burası hidroelektrik. Tamam. Deprem bölgelerinde fay hatlarından yukarı doğru çıkan, yer altında bulunan sıcak sular. Doğal halden gelen sıcak su. Bu, hatırlayın, termik değil, termaldi. Jeotermaldi. Otomatikman cevabımız jeotermal. Yakaladık buradan. Ve hemen cevabımız geldi. C şıkkı olmuş oldu.
İşte bunun sorusu da böyle gelir. Öğretmeniniz size verir böyle örneklerini. Eşleştirme yapmanızı ister. Siz de rahatlıkla artık eşleştirme potansiyeline sahip oldunuz. Ve nitekim bu soruda çok zorlanacağınızı ben düşünmüyorum. Beraber çözmüş olduk. Bir diğer sorumuza geçelim. Diyor ki, hidroelektrik enerji özellikle yeryüzü şekillerinin engebeli olduğu. Bakın burası çok önemlidir. Engebeli olduğu. Bu ne anlama geliyor? Bahsedeceğim şimdi. Engebeli olduğu bölgelerde daha fazla görülürmüş. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Biz suyun itme kuvvetini kullanacağız ya. Bu engebeli olmayan arazilerde, yani dümdüz arazilerde mümkün değildir. Çünkü su güçlü akamaz. Yani dağın zirvesinden su gelecek, bir nehir oluşturacak ve bu şekilde suyun itme kuvvetinden faydalanarak biz enerji elde edeceğiz. Diyor ki, bu suyun itme kuvvetinin engebeli olduğu yerleri baz alırsak, yukarıdaki haritada numaralandırılarak gösteren yerlerin hangisinde hidroelektrik potansiyeli daha yüksektir? Hatırlayın, bizim ülkemizde yükseklik batıdan doğuya doğru yükseliyordu. Yani şuradan şuraya harita çizecek olursam genelde mantıken en düşük yüksekliğe sahip olan yer batı kısmıysa, bizim ülkemizde batıdan doğuya doğru bir yükseklik artıyor demektir. Hal böyle olunca bu soruda ben size şu an cevabını bile vermiş oldum. Engebeli, yani yüksek dağlık arazi dediğimiz yer, en olası yer neresi oluyor? En düşük yer burası ise, en yüksek yer bu taraflardaysa, buradaki en yakın numaralandırmış yer neresi? 2 mi 1 mi? Tabii ki de 1 arkadaşlar. Hatırlayın, 1 Karadeniz'in dağlık yöresidir. Burada çok çay tarımı yapılır. Hocam çay tarımı yapılıyor, bunun engebeli olduğunu ne alakası var mı? Arkadaşlar, çay tarımı iklimi yüzünden yapılıyor. Orası ayrı konu ama buraları dağlık arazi, dağlık, yüksek yani, yüksek. Hocam buraları dağlık değil mi? Buraları dağlık ancak çok yüksek değil. Burasının yükseklikleriyle buraların yükseklikleri farklı arkadaşlar. Yani burada 1000 metre ise burada 10.000, 20.000'lerden başlıyor yükseklik. Onu demek istiyorum, kabaca söylersem. O yüzden buradaki yükseklikten dolayı hidroelektrik potansiyelimiz her zaman batı tarafımızdaysa, doğu tarafımızın daha yüksek potansiyeli olduğunu bileceksiniz. O yüzden cevabımız burada A şıkkı olacak. Ha, bu burada olmazdı, burada olurdu. Orada olmazdı, burada olurdu. Fark etmez. Burada sadece buraya gösterdiği için örneğini vermiş olduk. Yani şuraları, şuraları, şuraları hep olabilir. Hep olabilir. Anlatabildim mi? Dağlık. Hocam buraları dağlık değil, burada yüksek değil mi? Zaten genel olarak batıdan doğuya yükselme var. Ama bizim asıl bahsettiğimiz olay engebelilik olduğu için biz zaten hem engebeliliği hem de yüksekliği baz alacağız. Şu anki verilen haritaya göre en uygun yer işte burası. Hem engebeli hem yüksek. O yüzden cevap Adana olmuş oluyor. Bir başka sorumuza geçelim. Ülkemizde görülen 3 tane enerji türü var. Hangisi ya da hangileri yenilenebilir? Yani hep var. Bitse bile hemen geliyor. Kolay kolay bitmiyor. Biz bundan bahsedeceğiz. Yer alır. Güneş biter mi? Bitmez arkadaşlar. Hep güneş var etrafımızda. Yani rüzgar da var. Hep bitecek. Hep devam edecek. Termalle karıştırma. Termik, bizim doğalgaz, kömür veya petrol kullanarak suyu ısıttığımız bir enerji türüydü. O yüzden termiği almazsınız. 1 ve 2 cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Bunlar ülkemizde görülen yenilenebilir enerji kaynaklarının sorusuydu. Devam edeyim. Tuna demiş ki, yenilenemeyen enerji zaman içerisinde biten ve yerinin dolması çok zor olan fosil kaynaklardan elde edilen enerji. Biz yenilenemeyen enerji içerisinde yer almayanı bulacağız burada. Arkadaşlar, petrol yenilenemez. Kullandın bitti, geçmiş olsun. Bir daha çok zor şartlar altında oluşmasını beklersin. Doğalgaz da aynı şekilde. Kullandın bitti, bir daha çok zor. Kömür, kullandın bitti ama rüzgar var. Rüzgar yarın esmeye devam edecek. Bedava kullanıyorsun. Kullandığın için ve hep devam ettiği için yer almayacak olan rüzgar olur. Rüzgar yenilenebilir enerji klasmanına giriyor.
Ülkemizde görülen 3 tür enerji dolayı var. Bu enerji türlerinden hangisi ya da hangileri suya dayalı? Suyun gücünden faydalanacak. Artık suyu ısıtır mısın? Suyun itme gücünü mü kullanırsın? Fark etmez. Su bazlı. Su işin içinde olacak. Bakalım hangileriymiş bunlar? Tabi hidroelektrik, hidro. Ne demiştik? Barajlar. Hatırlayın, hidro su demektir arkadaşlar. Bunun bilimsel açıklaması yapayım size. Suyun itme kuvvetinden faydalanırsın. Biri aldık. Jeotermal, yerin altından doğal bir şekilde çıkan suydu, sıcak suydu. Su ile alakalı bunu aldın. Biyoenerji, hayvansal atıklardan elde edilirdi. Bu su ile alakalı değildi. O yüzden cevabımız burada 1 ve 2. Yani Bursa şıkkı olmuş oldu. Sorularımıza anladığınızı düşünüyorum. Çok zor değillerdi diye düşünüyorum. Çünkü konuyu detaylıca işlediğimiz için, konuyu anladığınızı düşündüğümüz için bu soruları sorduk. Bunlar kazanım sorularıdır. Bu soruları halletmişseniz konuyu anlamışsınız demektir. Şimdi devam edelim diğer konumuza. Dünyamıza sahip çıkmak durumundayız arkadaşlar. Dünyamıza niye sahip çıkacağız? Önce ondan bahsedelim. Dünyamız, tamam, biz yaşıyoruz. Bizden sonralarını düşünmeyeceğiz. Har grup harman savuracağız. Bütün fosil yakıtları yakacağız. Dünyanın sıcak küresel ısınmasını daha da yüksek seviyeye çıkartacağız. Bize ne? Bizden sonrası düşünsün deme şansımız yok arkadaşlar. Bizden öncekiler de bunu demeyeceklerdi. Biz de demeyeceğiz. Bizden sonrakiler de demeyecek. Çünkü bu dünya hepimizin, biz iyi bir dünya, iyi bir gelecek bırakmak zorundayız. Bizden sonraki nesillere de. Ve günümüzde de bunu korumak durumundayız. Özellikle bizim için önemli olan hava, toprak, su, orman ve maden gibi doğal kaynakları bilinçsizce tüketmeyeceğiz. Ve kirletmeyeceğiz ki tüm canlılar bundan olumsuz etkilenmesin. Doğal kaynakları biz bilinçsizce tüketilmesi ne olabilir? Aşırı avlanma. Değil mi? Fuzuli, gereksiz bir şekilde avlanma. Hayvanların neslini tüketeceğiz. Ormanları tahrip etmek. Nitekim ormanlar oksijen kaynağımızdır arkadaşlar. Bunları öyle yangınlardan koruyacağız mümkün olduğunca. Onların kesilmesine gereksiz bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde izin vermeyeceğiz. Aşırı otlatma, hayvanların aşırı otlaması yüzünden de bunlar yok olabiliyor. Dünyamız olumsuz bir şekilde etkilenebiliyor bundan. Sanayi tesislerinin denetlenmemesi. Sanayi tesisler atıklarını derelere akıtıyorlar, bacalarından kirli havalar çıkıyor. Bunların denetlenmemesi yüzünden doğamız kirleniyor, dünyamız kirleniyor. Plansız kentleşme. İstanbul buna en güzel örnek. Dip dibe evler, balkona çıkamıyorsun. Bir havaya bakayım diyorsun, karşı taraftan dayı merhaba diyor. Yani bunlar hep olumsuz durumlar arkadaşlar. Bunlar plansız kentleşmeler, ülkemiz ve dünyamızın en önemli sıkıntılarından biridir. Çünkü insanca yaşamak adına bu çarpık kentleşmenin, yani dip dibe olan evlerin, uzun katlı binaların olmaması gerekir. Yani dikey mimaridense yatay, iki katlı, maksimum üç katlı binaların, bahçeli, otoparklı, bu şekilde olması gerekiyor. Ama maalesef buna müteahhitlerimiz de hiç destek vermiyorlar. Onlar da para kazanma derdindeler. Sadece müteahhit değil. Komple bir, aslında bir olay bu. Yani komple bilinçlenmesi gerekiyor. Devletin aslında buna izin vermemesi gerekiyor ama maalesef devam eden bir süreç. Devam edelim. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ne yapar? Mesela suyu bilinçsizce tüketirsen ne olur? Kurak olur her taraf. Kuraklık başlar. Ya da toprağı mahvedersin, toprak bereketini kaybeder ve tarıma uygun hale gelmekten ziyade kuraklaşmaya başlar. Erozyona da sebep olabilir. Hava kirliliği, egzozdan çıkan arabaların dumanları, sanayi tesislerinin bacasından çıkan dumanlar vesaire hep hava kirliliğidir. Ya da hiç uzağa gitmeyin, evlerimizde yaktığımız kömür sobaları. Yani onlar da etkilidir hava kirliliğinde. Su kirliliği, az önce bahsettik. Tesislerin, sanayi atıklarının denizlerimize, sularımıza akıttırılması sonucunda su kirliliği ortaya çıkıyor. Erozyon. Erozyon arkadaşlar, kuraklıktan dolayı, ya da şöyle söyleyeyim size, ağaçlandırma çalışması yeterince yapmadığımız için ya da ağaçlık olan bölgelerimizi, ormanları tahrip ettiğimiz için toprak erozyonlaşıyor. Toprak bereketini kaybediyor. Toprak tutunamıyor. Nemliliğini koruyamıyor ve erozyon yaşamaya başlıyor. Bir de heyelan var. Heyelan da
Yağışın çok bol olduğu ancak ormanlarının gene tahrip edilmesi sonucunda heyelan ortaya çıkıyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde bu çokça yaşanıyor. Hani hocam kuraklıkta da erozyon oluyor diyorsunuz. İkisinin de korunması adına ormanların yok edilmemesi gerekiyor. Çünkü orman toprağı tutar. Toprağa sarılır. Toprağı birbirine kenetlendirir. O yüzden o toprağın hareketlerini engeller. O yüzden erozyon, toprağın çoraklaşması, çölleşmesi, heyelanda toprağın kayması. Çünkü niye? Yağmur yağıyor, yağıyor, yağıyor. Toprak artık tutunamıyor. Çünkü ağaçlar olsa o kökleriyle beraber tutacak. Ama hiç ağaç yok. Ormanlar bilinçsizce tahrip edilmiş. Ne oluyor? Komple bir köy, ya komple bir köyün aşağıya indiğini düşünün dağın yamacından. Çünkü toprak tutamıyor kendini. Gıda yetersizliği, yeterince iyi beslenemeyen nesiller, özellikle Afrika'daki o nüfusun yaşadığı durumlar, gıda yetersizliği ciddi problemdir. Küresel ısınma da az önce bahsettik. Sanayi tesislerinin kontrolsüzce enerji tüketmesi, özellikle yenilenemeyen enerji türlerinin ortaya çıkmasından dolayı küresel ısınma ülkemizde, dünyamızda ciddi problemlere sebep oluyor. Olmaya devam edecek arkadaşlar. Çünkü döngüyü değiştiriyoruz. Yani buzullar erimeye başladı. Ülkemizdeki mevsimler normallerin üstüne altına inmeye başladı. İstanbul'da 2 yıldır kar yağmıyor. Fark ettiyseniz böyle bir değişik bir süreç yaşıyoruz şu an. Şimdi gelelim. Ben örneğini verdim. Küresel ısınmanın sonucunda neler olacak? Onlara bakalım. Dünyada buzullar erir. Evet. Bu durum ne yapar? Kutup ayılarının neslinin tükenmesi tehlikesini ortaya çıkarır, değil mi? Onlar kutup ayıları oralarda yaşıyorlar ve onların evleri oralar. Ne olacak? Nesilleri tehlikeye girecek. Kuraklık sebebiyle birçok insan susuzluk ve açlık tehlikesiyle baş başa kalacak. Hocam, kuraklık niye oluyor? Yağmur yağmıyor arkadaşlar. Küresel ısınmanın en büyük problemlerinden biri de bu. Ben ne dedim size? İstanbul'da 2 yıldır kar yağmıyor. Bu kuraklıktır. Siz sadece yağışı yağmur olarak algılamayın. Kar da en büyük yağışlardan. Hatta kar daha böyle faydalı oluyor. Yerin altına su daha fazla sızabiliyor kar yağışları sayesinde. İşte bu tehdide karşı insanlar yaşadıkları yerlerden göç bile ediyorlar. Doğal kaynaklardan korunmak için peki ne yapacağız? Su kaynaklarını bilinçsizce kullanmayacağız arkadaşlar. Evimizde bile tasarruftan asla taviz vermeyeceğiz. Diş fırçalarken özellikle suyu boşuna açık bırakmayacağız. Ya da gereksiz yere suyu açık bırakıp duş alması olsun ya da ne, ya da herhangi bir şekilde el yıkarken bile tasarruf bizim en önemli önceliğimiz olacak. Su kaynaklarını o yüzden bilinçsizce kullan. Bana ne canım? Yani ben sularım, parasıyla değil mi? Parasıyla değil mi diye bir şey yok arkadaşlar. Özellikle günümüzde ben çok görüyorum bunu köylerde, yazlıklarda. İnsanlar bahçelerini sularken şebeke suyunu kullanıyorlar. Hayır arkadaşlar. Bu asla olmaması gereken bir şey. Şebeke suyu bizim kişisel kullanımımız içindir. Bahçe sulamak için değildir. Tarla sulamak için değildir. Bunun yüzünden zaten biz ciddi su sıkıntısı yaşayacağız ve yaşamaya devam ediyoruz. Toprak kirletilmeyecek. Toprağa ciddi kimyasallar kullanılmayacak. Toprağa bilinçsizce anız yakma denen bir şey var mesela. Gidiyor ateş yakıyorlar toprağın üzerine komple. Neymiş efendim? Topraktaki haşereler ölsün. Haşereler dediğimiz o börtü böcek öldüğü zaman toprağın verimi gidiyor. Bu da büyük bir tehlike arkadaşlar. Fabrikaların havaya, toprağa ve suya karışan atıklar için filtreleme ve arıtma işlemleri yapılmak zorunda. O havadan çıkan o zararlı gazlarını bu şekilde engelleyebileceğiz. Petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar yerine rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacağız. Tüm bunların yanında belki de yapılabilecek en önemli şey insanların duyarlı olmaları için eğitilmeleri ve bilinçlenmelerini sağlamak olacak. Özellikle en önemli kısım bu. Bizim bilinçlenmemiz, eğitim almamız şart. Siz zaten şu an bu ders eğitimi almış durumdasınız. Siz de eğer etrafınızda, çevrenizde duyarsız insanları görürseniz onları uyarın arkadaşlar. Bu sizin en büyük göreviniz. Şimdi hemen bu konumuz ile alakalı birkaç kazanım sorusu çözelim ve konumuz pekişsin arkadaşlar. İlk sorumuz geldi. Diyor ki, insanlar tarih boyunca ihtiyaçları için çeşitli doğal kaynakları kullanmışlar. Doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı beraberinde çeşitli çevre sorunlarına yol açmış. Hangisi bunlardan değildir? Fosil yakıtlar çok fazla kullanılınca ne oluyor? Küresel ısınma meydana geliyor. Evet, bunu biliyoruz. Küresel ısınmanın sebeplerinden biriydi. Tuz Gölü'ne giden su kaynaklarının çiftçiler tarafından gereksizce kullanılması sonucu göl kurudu. Kurudu arkadaşlar, suyu boşuna akıttılar. Göl kurumaya başlıyor ve arkadaşlar maalesef günümüzde Tuz Gölü kurumuş durumdadır. Yani çok az bir seviyesi kalmış. Gereksiz sulama yüzünden bu hale geldi.
Tarımda sulama ihtiyacı için damlama sulama sisteminin kullanılmaya başlanması. Bu en önerilen sistemdir. Bu cepte dursun. Bu olumlu bir şey. Bunu tutalım. Ormanların bilinçsizce yok edilmesi sonucunda verimli topraklar erozyonla yok ediliyor işte. Az önce bahsetmiştik ya, ormanları yıprattık, katlettik. Sonra ne oldu? Toprak verimsizleşmeye, toprak tutunamamaya başladı ve kuraklık dediğimiz verimli topraklar erozyonla yok olmaya başladı. Hal böyle olunca bu da olumsuz bir durum oluyor. Ancak tarımda sulama ihtiyacımızı damlama sistemiyle, böyle yere böyle borular döşenir, böyle ufacık delikleri vardır, damla damla bahçeler, tarlalar sulanır. Bu suyun verimli kullanılması için yapılan profesyonel bir çalışmadır. O yüzden C bizim olumsuz bir durumumuz değil, olumlu olması gereken bir durumumuzdur. O yüzden damlama sulamayı her zaman öneririz. Hatta bizim bahçemizde de damlama sulama var. Devam edelim. Şemaya verilebilecek en uygun başlık. Su kaynakları bilinçsizce kullanılmamalı. Topraklar doğru kullanılmalı ve kirletilmemeli. Arıtma tesisleri ve filtrelemeler yaygınlaştırılmalı. Bunlara uygun en önemli başlık ne olabilir? Doğal kaynaklar nasıl tükenmektedir? Olabilir mi? Biz tükenmekten doğal kaynaklar mı bunlar? Bakalım. Bunlar sanki doğal kaynaklardan ziyade sanki başka bir şeymiş gibi. Ya da önlem mi acaba bu? Önlem. Bu tükenmekte bu önlem değil. Bunlar önlem gibi. Bakalım. A değil yani. O A gibi değil. B'ye bakalım. Doğal kaynaklarımızı korumak için neler yapmalıyız? Bu sanki biraz mantıklı gibi. Dursun kenara. C'ye bakalım. Tükenen doğal kaynaklarımız nelerdir? Bu hiç değil. Canım ondan bahsetmiyor burada. Bunu eledik. Doğal kaynaklar nerelerde kullanılmaktadır? Bu da değil. Alakası yukarıdakinin. Şuna bakalım tekrardan. Diyor ki doğal kaynaklarımızı korumak için neler yapmalıyız? Su kaynaklarının bilinçsizce kullanılmaması gerekir. Topraklar doğru kullanılmalı ve kirletilmemelidir. Arıtma tesisleri ve filtrelemeler yaygınlaştırılmalıdır. Tam da bu işte. En uygun başlık, en uygununu sordu. Biz de en uygununu bulmuş durumdayız arkadaşlar. Doğal kaynaklar nasıl tükenmektedir? Bakalım mesela olacak mı? Su kaynakları bilinçsizce kullanılmamalıdır. Topraklar doğru kullanılmalı ve kirletilmemelidir. Arıtma tesisleri, filtreler. Arıtma tesisleri ve filtreler doğal kaynak mı? Değil arkadaşlar. O yüzden A şık olmuyor. Bizim derdimiz doğal kaynakları korumak için aldığımız önlem. Önlem. Önlemler olduğu için cevabımız Bursa. Burada bir öğrencimiz var. Diyor ki Merve, dünyadaki doğal kaynaklar bilinçsizce tüketiliyor ve tüketilmeye devam ediyor. Bu durum böyle devam ederse birçok sıkıntı ortaya çıkacak. Hangisi bu sıkıntılardan? Daha doğrusu hangisi bu bilinçsizce kullanılan doğal kaynaklardan değildir? Su doğal kaynak. Bilinçsizce tüketirsek susuz kalırız. Madenlerimiz de aynı şekilde değil mi arkadaşlar? Duyuyorum. Evet. Evet, madenler de biter arkadaşlar. Yani siz kömürü bitirdiniz, doğalgazı bitirdiniz, bitti. Geçmiş olsun. Daha geri gelmez. Toprak hele, o da aynı şekilde. Ancak teknoloji doğal bir şey değil ki. Teknolojiyi biz üretiyoruz, biz yapıyoruz, biz ortaya çıkartıyoruz. O yüzden bu doğal bir enerji kaynağı değildir. Cevabımız denizde oluyor. Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'na göre Türkiye'deki 3225 belediyeden sadece 296'sının atık su arıtma tesisi bulunuyor. Çok düşük bir oran. Devam edelim. Evsel ve fabrikalardan gelen atık suların sulama kanallarına karışmasıyla temiz su oranı giderek düşüyor. Yani sularımız, kullanabildiğimiz temiz sularımız mahvoluyor, pisleniyor demek istiyor. İnsanlar tarafından su gibi bir doğal kaynağın yanlış kullanılması öncelikle hangi alanda olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olur? Yani suyumuz kirlenirse, suyumuz kirlenmesinden ziyade, daha doğrusu su kaynağı biterse, yani suyu verimli şekilde kullanamazsak, suyu pislettiğimiz zaman bunu tarımda kullanamayız, suyu pislettiğimiz zaman içemeyiz, suyu pislettiğimiz zaman onunla yıkanamayız, onunla ellerimizi yıkayamayız, ondan bahsediyoruz. İşte bu yüzden öncelikle neye sebep olur olumsuz olarak aşağıdaki durumlardan? Tarımsal faaliyetlerimizi etkiler arkadaşlar, değil mi? Tarım temiz suyla yapılır, pis suyla yapılmaz. O yüzden bu dursun cepte. Madencinin suyla alakası yok. Ulaşım sadece su, ulaşım olması için illa temiz suya ihtiyaç yok. Termik enerji üretimi için de suyun illa temiz olmasına gerek yok. Ancak tarımsal faaliyetlerimizde olmazsa olmaz suyun temiz olması. Su temiz olmazsa ürettiğimiz tarım ürünleri pis olur. Ürettiğimiz tarım ürünleri bizlere zehirler, hastalıkları ortaya çıkartır. O yüzden bu olmaz.
kötü olur bizim için. Devam edelim. O yüzden cevabımız Adana. Ve geldik son kazanım sorumumuza. Görselde bir fotoğrafta bir heyelan felaketi var. Burada çok net bir şekilde size fotoğrafı çıkartmaya çalıştım ben. Bak, fark ettiyseniz dağın yamacı komple aşağıya inmiş. Elinde ne var ne yok götürmüş. Evleri mevleri her şeyi alıp götürmüş. İşte buralardan, şöyle göstereyim, şuralardan komple aşağıya inmiş. İşte bu neyin bilinçsizce tüketilmesinden dolayı oldu diyor. Hatırlayın, biz heyelan ve özellikle erozyonda neyi yok edersen ortaya çıkar diyorduk. Ormanı yok edersen ortaya çıkar diyorduk. Ormanları yok etmeyeceğiz. Ormanları bilinçsizce katletmeyeceğiz. Orman olsaydı buralarda bu toprak tutunurdu. Bu toprak aşağıya böyle kendini salmazdı. O yüzden bilinçsizce tükenme sorusuna orman cevabını vereceğiz heyelanda. Evet. Böylece iki konumuzu da işlemiş olduk. Ödeviniz şu kısımda görebiliyorsanız hemen. Sadece konu anlatımının kısmından sayfa 156 bir kere okuyun güzel bir şekilde, yeterli olacaktır. Çünkü konu topyekun bitmedi. O yüzden kademe kademe gidiyoruz. Bu ünite çok sağlam bir ünite. Üretim, dağıtım, tüketim. O yüzden sadece bu kısmı okuyun yeterli olacaktır. Umarım faydasını görmüşsünüzdür. Biz ayrılan sürenin şimdi sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.